أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا İnnekentel azizül hakim Rabbi zidne ilmen birahmetike ya arhamen rahimin ve biken esta'in. Evet değerli arkadaşlar bugün şirket bahsinde inşallah şirketi vücuhu göreceğiz. Malumunuzdur ki şirketi temelde ikiye ayırdık. Şirketi emlak, şirketi ukut. Şirketi emla işledikten sonra akit şirketlerini kısımlara ayırdık. Ne dedik? Mufavada şirketi, inan şirketi, sanayi şirketi ve son olarak da şirketi vücuh demiştik taksimatta. Diğer şirket kısımlarını işledik. Bu hafta inşallah Rabbimiz müsaade ederse şirketi vücuttan devam edeceğiz. Bu emma şirketül vücuh ama vücuh şirketine gelince ferraculani yeşterikani diye gidiyor. Ee, devamını söylemeden önce vücuh şirketini bir tanımlamak lazım. Vücuh ne demek? Aslında vücu vec'in cemisi. Simahum fi vücuhihim min eferi sucud, değil mi? Vücuh yüzler. E niye yüz denmiş buna yani hani yüzle ne ilgisi var yani bir şirketin insan yüzüyle ne ilgisi olabilir? Türkçemizde biliyorsunuz belli atasözleri var, kavramlar var, deyimler var. Mesela ne diyor? Bunu istemeye yüzün var mı? Diyorlar. Yani istemeye yüz olması bir itibardır. Kardeşim sen şu alacağını al, sonra tekrar istemeye yüzüm olsun diyoruz değil mi? Yüz itibar yani. Sonra tekrardan itibarım olsun ki bana tekrardan borç veresin. E şimdi iki kişi bir araya gelmiş paraları yok. Normalde paraları olsa parayla biliyorsunuz şirketi mufavada, şirketi inan kurabilirler aralarında. E böyle bir şey yok. Ama bunlar toplumda itibarlı insanlar itibarları var. Gidiyorlar. Örnek vereyim bir kumaşçıya. Diyorlar ki ya biz ticaret yapmak istiyoruz. Sanatımız var. Ticari kabiliyetimiz var. Ama maalesef falanca falanca sebeplerden veya sebepsiz neyse artık paramız yok. Ama bizi tanıyorsun, biliyorsun. Biz senden Mal alacağız, bunu satacağız veya işleyeceğiz, öyle satacağız. İşte senin paranı birkaç ay sonra getireceğiz şeklinde iki kişi yüzlerini yani vücut dediğimiz itibarlarını kullanarak karşı taraftan mal alıyorlar ve e, bu yolla bir ortaklık kuruyorlar. Ne deniyor buna? Şeriketi vücuh deniyor. Şimdi onun hükümlerini bir görelim bakalım neymiş. Ferraculani iki adam Yeşterikani ortak oluyorlar. Ve la male lehuma. Onların malları yok. Yani paraları yok. Ya şimdi şirkette yani bir mal dedim hep sermaye anlayın bunu yani. Biz Türkçe mal dedim hep böyle bir ayın mala gidiyor yani. Türkçede malın karşılığı genelinde o. Burada hani la male lehuma dedi. Onların paraları yok. Sermayeleri yok yani. Ya gerçi Normal mala da kullanılır buradaki mal kelimesi. Ama şirkette biz sermayeyi neyle ifade ettik geride? Mal diye ifade ettik. Malüş şerike dedik. Şirket malı nedir dedik? Dirhem olur, dinar olur. Yani o mal dediğimiz şey sermaye yani. Direkt sermayeyi anlayalım. Demek ki Ferracülen yeşterikan ortak oluyor iki adam, iki kişi. Böyle male lahuma. Paraları yok mesela örneğin. Sermayeleri yok. Ne üzerine ortak oluyorlar? ala en yeşteri ya satın almak üzere neyle bi vücuhihima yüzleriyle itibarlarıyla bir ya ve satmak üzere az önce söyledik yani gidiyor gidiyorlar malı alıyorlar itibarlarıyla mesela 500 metre kumaş alıyorlar ve bunu satıyorlar kaça aldılar 500 metre kumaşı 500 liraya aldılar Koyuyorlar üzerine 200 lira. Ne oldu şimdi bunlar? 500 lira sermayenin dışında 200 lira kar ettiler. Sonra aralarında bunu ne yapıyorlar? Bölüşüyorlar. Şirketi vücu. Asıl borcu ödüyorlar. Kalan karı bölüşüyorlar. Fetasıhu eşşeriketu ala hada. Fetasıhu sahi olur. eş Eşşeriketu şirket ortaklık ala hada bunun üzerine. Neyin üzerine? Bu vücuh üzerine. Yani böyle bir ortaklık sahihtir caizdir. Ve kullu vahidin minhuma bunlardan her birerleri yani vücut şirketini yapan ortaklardan her biri vekilul ahar diğerinin vekilidir. Nerede? Fima yeşterihi. Satın aldıkları şeyde. Birbirlerinin vekili. Niye? Daha ne dedik biz? Başka bir kimse üzerine tasarruf yani başka bir kimse adına tasarruf ancak neyle caiz olur? Ya vekaletle ya da velayetle. Bunlar birbirlerinin velisi değil zaten. Velayet yok arada. Ama birbirlerinin vekili olmalılar ki almış oldukları malı efendime söyleyeyim çalıştırsınlar. Birbirlerinin adına tasarruf yapabilsinler. Dolayısıyla yani vücut şirketinde de taraflar birbirinin nesidir? vekilidir. Fe'in şarta eğer ki şart koşsalar neyi en yekune olmasını el müştera satın alınan şeyin beynehuma aralarında nisfeyn yarı yarıya olmasını. Kardeşim bu 500 metre kumaşı aldık. Bunu satacağız. Bundan ne karar edersek yarı yarıya ortakız deseler ferribhu kezalik Ferribhu kar كذلك. Böylecedir. Yani karı böyle yarı yarıya bölüşürler. Velaye cüzü caiz değildir. En yetefadala fazla kılmaları fihi burada. Yani bir fazlalık olmaz. Dedik ya kumaşçıya gittik diye. Biz arkadaşlar ortak kız gittik. E biz şimdi ikimiz gidince biz şirkete nasıl başladık? İki ortak olarak başladık. Dolayısıyla riske ikimiz de girdik. Yani bu karşı taraftan alınan kumaşın yarısının riski ben de yarısının riski arkadaşta. Zaten o risk bunu helal duruma getiriyor. Bir daman yükümlülüğü var mı? Var. Nasıl? Kumaşı aldık. Koyduk depoya. Depoda önlemini de almadık. Kumaş çalındı gitti. E ne olacak şimdi? diyelim 500 lira ise 250 lirasını ben tazmin edeceğim. 250 lirasını arkadaş tazmin edecek. Ya tazmin derken burada aslında bir alışveriş var. Hani ödeme yükümlülüğü diyelim ona. E neticede biz yarı yarıya sorumluluk aldık mı? Aldık. Arkadaşlar sorumluluk ne kadarsa vücut şirketinde sorumluluk ne kadarsa kar da o kadardır. Madem yüzde 50 50'ye sorumluluğumuz var. Dolayısıyla burada burada bizim kalkıp da burada fazla bir miktar koymamız caiz olmaz. Ne çıkıyor ortaya o zaman? Ribhuma lem yudmen. Yani damağını almadığın bir şeyden kar etmiş oluyorsun. Evet haftalarda buna değinmiştik. Neticede senin burada parayı kazanmanın sebebi ne? Daha doğrusu şöyle söyle, o karı neyle hak ediyorsun sen? Daman ile hak ediyorsun. Daman yükümlülüğün ne kadar? Yüzde elli. Yüzde elli ödemeye yükümlüysen niye yüzde altmış alıyorsun karı? Karı yüzde elli ödeme yükümlülüğün varsa o zaman e, düzeltiyorum. Karı değil. Sermayeyi %50 ödeme yükümlülüğün varsa o zaman karın da yarısını alacaksın. Çünkü siz ikili olarak başladınız, yarı yarıya ortaklıkla başladınız buna. O yüzden velâ en Yani burada birinin fazla alması doğru değil. Ha Ama şöyle bir şey olsa bakınız. Ve ta şart koşsalar en müşterâ. Neyi şart koşsalar? En yekunel müşterâ satın alınan malın olmasını beynehuma aralarında etlaten yani üçlü olarak ferri bir O zaman böyle. Yani gittik nasıl üçlü dedik ki abi biz bunu kumaşı alacağız. Ben üçte ikisinin sorumluluğu ben de üçte birinin sorumluluğu arkadaşta. Bak ikili birli yaptık yani. Hani baştan böyle bir anlaşma yaptıysak o zaman olabilir. Şimdi daman yükümlülüğü ne oldu? Ödeme yükümlülüğü. İkisi bende, biri arkadaşta. Madem 3'te 2'lik ödeme yükümlülüğü bendeyse o zaman ben de o karın 3'te 2'sini alabilirim. Arkadaşın ödeme yükümlülüğü 3'te 1 ise o zaman o karın 3'te 1'ini alır. Yani böyle bir taksimat yaptılarsa aralarında ortaklıkta ona göre karı da alır. Mevzu bu. Evet. Mevzu açık. Çok fazla genişletilecek bir şey yok. Yani madem şirketi vücu yaptınız, e, siz buradaki sorumluluğunuz ne kadarsa, ne kadar risk yüklenmişseniz o kadar kar alırsınız. Bu işin özeti bu. Evet. Vela tecüzü caiz değildir. Eşşeriketu şirket. Nerede? Fil ihtitabi. Odun toplamada daval ihtişaşi ot toplamada, davel istiyadi avlanmada. Şimdi şirketi vücûi işledi. Peşinde ne geldi? Peşinde şirket caiz olmayan yerler geldi. Yani nerelerde ortaklık caiz olmaz, sahih olmaz. Onları anlattı. Burada bazı ihrazül mübah misalleri verdi. Arkadaşlar kısaca burada İhrazül Mübahla ilgili de birkaç şey söylemek lazım. Ondan sonra devam edelim çünkü bundan sonra devam eden paragrafta bununla ilgili. İslam hukukunda mülkiyetin sebepleri vardır. Malumunuz olduğu üzere yani bir kimse bir mala nasıl malik olur? Bunun sebepleri var. Bunlar sayılır. Çok fazla uzatmayacağım konumuz o değil. Mesela örneğin şu gözlüğe ben nasıl sahip olurum? Ya akit yaparım. Arkadaştaydı bu gözlük. Arkadaşla akit yaparım, veririm parasını. Bunu alırım. Bunun mülkü ondayken kime geçer? Bana geçer. Bak bu bir mülkiyet sebebi. Ne deniyor buna? El ukudun nakile. Akitle. Yani böyle mülkiyeti geçiren akitlerle. Mesela babamın bir gözlüğü vardı diyelim. Babam vefat eder diyelim. Tek varisi de benim. Neyse artık yani iş oraya girmeyeceğim. Miras yoluyla bu bana kadar. Ya illa gözlük değil, para da olabilir. Araba olabilir, arazi olabilir. Neyse artık yani. Biz anlaşılsın diye burada küçük misal veriyoruz. E şimdi babamın olan mülkü diyelim tarla. E babam ölünce kime geçti? Biz evlatlarına geçti. Kaç kardeşse herkes İslam'ın belirlediği payla onu alır. Bakınız, irs yoluyla, miras yoluyla bir mülkiyet meydana geldi. Yani benim bu mülkiyette sahip olmam, yani bu mülkiyeti elde etmem, bu malın maliki olmamın sebebi ne oldu? İrs oldu, miras oldu ya, miras yoluyla. Vasiyet olabilir vesaire gidiyor. Bunlardan bir tanesi de ihrazül mübahtır. Allahu Teala yeryüzünde ki yarattıklarını insan için yaratmış. Tabii ki insanların mülküne girmiş olan maddeler vardır. Bir de mülküne geçmemiş olan maddeler vardır. Tüm toplumun ortak olduğu efendime söyleyeyim eşya vardır. Mesela genelinde daha böyle şehirleşme olmayan yerlerde dağda, kırda, ovada av hayvanları var değil mi? Örnek veriyorum. Bu av hayvanlarının sahibi kim? İnsanlar olarak diyorum. Her şeyin sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Bizim hukukumuz açısından söylüyorum. Bunun bir sahibi var mı? Yok. Mülkiyet açısından. Bunların üzerinde kimsenin mülkiyeti var mı? Yok. Bütün kamunun orada mübahtır yani. O hayvanı kim avlarsa onun mülkü olur. Bak ne oldu? Avlanma bir mülkiyet sebebi oldu. Avlanma mülkiyet sebebi oldu. Ve yine aynı şekilde geziyorsun. Mesela devletin halkın yararına sunduğu hazineye ait otlakları var. Böyle böyle otlar oluyor orada. Kimsenin mülkü değil. O otu kim gelip biçerse onun mülkü olur. Çünkü mübahtır o. O otluğa gidip herkes herkes diyorum yani hayvanı olan herkes oraya gidip otlatabilir mi? Hayvanlarını otlatabilir. Herkes ortak çünkü. E madem ortak bir mal kimsenin mülkü değil. Bir kişi ihraz edip de yani orayı böyle ne diyeyim onun üzerinde çalışıp da onu efendime söyleyeyim elde edince ne oldu o mübahı ihraz etti yani efendime söyleyeyim göldeki balık olabilir veya işte o sahipsiz ormanlar şimdi tabii hüküm değişti orman meselesi dendi mi artık devlet bunları tamamen kadastro ile kontrol altına aldı ama diyelim ki böyle bir kontrol yok herkesin kullanımına sunulmuş eskiden böyleydi zaten ormandan gidiyordu odunu kesiyordu. O odunun sahibi kim? Mülk olmayan arazide, hazinenin olduğu yerde, bütün insanların ortak olmuş olduğu o arazideki ağacın odunun sahibi kimdi? Kimse değildi. Ama ne zaman ki baltayla neyse makineyle onu kesti bir odun haline getirince onu kim keserse onun odunu oluyor. Veya kesmesine de gerek yok. Dalları kırılıyor her tarafta odunlar oluyor. Bugün bu yaşanıyor. Mesela pikniğe gidiyorsunuz bir bakıyorsun bir sürü dal. Kozalak düşmüş orada. Kozalak kimin malı? Kimsenin malı değil. Kim alırsa onun malı. İşte onu aldığı anda topladı bir poşete koydu. Artık o onu toplayanın mülkü oldu. Bunun o kadar çok misali var ki. Fakat mevzumuz olmadığı için bu kadarını iktifa ediyoruz. Tabii arsalarda da oluyor. Çeviriyor. Artık zor. Yani onu çevirince onun da belli bir zamanı var. Yani çevirmek yetmiyor. Onu işlemek lazım yani ataletten kurtarıp verimli hale getirmek lazım. Öyle de var araziler üzerinde de. E şimdi böyle bir durum var. Ha gelelim mevzumuza. Madem ki bu bir mülkiyet sebebi nasıl olacak? Biz arkadaşla gittik. Ben tuttum, otları biçtim. Bunda ortaklık kurduk. Olabilir mi? Olamaz. Ben aldım tüfeği, vurdum, avlandım. Adı ortakız. Ortak olabilir miyiz? Olamayız. Yani sen bunu kim vurduysa yani kimin eli ona gittiyse hadiste de öyle geçiyor. Kimin eli ona ilk giderse onun mülkü olur. Dolayısıyla bu gibi şeylerde veya odun işte gittik odunu ben kestim ben topladım geldi arkadaş ortak. Böyle bir ortaklık olmuyor. Kim avladıysa onun mülküdür. Avlayan kimse onun mülküdür. Yani ikimiz gidip de ben vuracağım arkadaş bana ortak olacak. Böyle bir şey olmuyor. Onu anlatıyor burada. Evet tekrardan alalım. Yürüyelim ondan sonra. Ve la teccüzü, caiz değildir. Eş şeriketu. Ortaklık nerede? Fil ihtitabi. Odun toplamada. Odunu kim toplarsa onundur. Ve ihtişaş. Ot toplamada. Vel istiyat ve avlanmada. Ve ma istadehu ve ma neşe ki istadehu onu avladı küllü vahidin minhumu. onlardan her biri ev ihtatabehu kim ki odunu topladı fe lahu o onundur düğüne sahibihi arkadaşının değil yani yanında kişinin değil kimin eli uzandıysa ilk olarak bunları kim ele geçirdiyse onun mülkü olmuş olur bakınız aşağıda ne diyor lisubut lisubutil milki fil mübahi bil ahsi çünkü mübah malda diyor, onu kim alırsa diyor, onun mülkü olur. Almakla mülkiyet elde edilmiş olur. Ve ortak oldukları zamanda şimdi değişik bir ortaklıktan bahsedecek. Yine mübah malı elde etmeyle ilgili, ele geçirmeyle ilgili bir mesele. Biraz farklı boyuttan bakacak ve çok güzel bir yani fıkıh gitgeli yapacak. Bu geride bir nevi işlediklerini böyle farklı açıdan bakarak bizim zihnimizde bu meseleyi böyle bir çevirecek. Güzel bir misal. Ve-i ortak oldukları zamanda biz arkadaşla ortaklık kurduk. Ve-li ahadihima bunlardan birisi için var. Bağlun. Katır var. Arkadaşın katırı var. Ve-li lahari diğeri için var. Raviyetün su tulumu var. Yani eskiden tulumlarla çekiyorlardı ya sudan şey kuyudan suyu. Arkadaşın katırı var ama katır yetmiyor. Kuyudan su çekeceğiz. Benim de neyim var? Tulumum var yani oradan suyu çekecek. Bugünkü dilde kovası var yani. Kova bende, ip arkadaşta mesela öyle diyelim. Katır onda, efendime söyleyeyim, ee, su tulumu bende. Biz ortaklık kurmaya çalışıyoruz. Yestaki aleyhal ma'e. Bunun üzerine suyu çekiyor. Vel kes bu beynehuma. Kes aralarında ortak. Yani kazançları ortak. Böyle bir ortaklık yapmaya çalışıyorlar. Lem tası haş şeriket. Böyle bir ortaklık sahi olmaz. Dedik ya az önce ortaklık sahi olmayan şeyler anlatıyor. Bir tanesi de bu. Demek ki iki kişi bir araya gelse birinin katırı birinin yani o kuyudan suyu çekecek tulumu olsa deseler ki çekelim suyu buradan. Buradan kazancımız ortakız. Olur mu? Böyle bir ortaklık olmaz diyor. E nasıl olacak o zaman? Vel kesbu kulluhu lilledi istekâ. Vel kesbu kazanç kulluhu tamamı kim içindir? Lilledi. Öyle kimse içindir ki istaka suyu çekti. Oradan suyu kim çektiyse onundur. Halbuki ikisinin de payı var orada su tulumu, yani o kova diyelim bugünkü dilde kova suyu alıyor o olmadan suyu çekemezsin. Ama katır da çekiyor çünkü insan gücüyle çekilen değil bu raviye dediği şey büyük ee, bir su kabı. Şimdi vehiye diyor el mizadetu matara min felâfeti cülûdin. Üç tane deriden diyor. Demek ki bayağı bir derileri bir araya getirip eskiden biliyorsunuz derilerden tulumlar yaparlardı. Hatta tulum çıkartır hayvanı. Bağlar da orasını bu hani çünkü bidon yok. içini su tulumu olarak kullanıyor. Bugün hatta değil mi? Bazı yerlerde tuluk yapıyor onunla mesela yayık yapıyor falan. Eski zamanda kullanılıyor. Tabi bu birkaç deri bir araya gelmiş. Ondan matara oluşturulmuş. Yani su kabı oluşturulmuş. Onu söylüyor. dolayısıyla suyu çekmek için hem katır hem de ne lazım? O tulum lazım. Fakat burada diyor ki kesbin tamamı kim çektiyse onundur. Tulum sahibi çektiyse çekilen su onun. Katır sahibi çektiyse çekilen su kimin? Katır sahibinin. Ve aleyhi mislu eclir raviye. Ve aleyhi onun üzerinedir. Mislu eclir raviye. Yani tulum sahibinin ecri misilini vermek onun üzerinedir inkana el bagli. Eğer ki katır sahibi ise bu çeken. Ve aleyhi dedi kim bu? Bu müstakî yani suyu çeken orada. Çeken kişi. Suyu çeken üzerine gereklidir. Mislu ecri raviye tulum sahibinin ecri mislini vermek. İnkâne el bagli. İnkâne şayet ise kim? O suyu çeken kimse sahibel bagli katır sahibi ise. Arkadaş katır sahibi suyu o çektiyse su kimin onun. E ben tulumum var burada. Benim tulumum için de bir ücret verecek. Mesela kiralama ücreti gibi. Onu kullandı ya. Kullandığı için ecri misli neyse bunun. Yani bu tulum kaça kiralanıyorsa emeğimi verecek. Yani benim ortaya koymuş olduğum o tulumun kullanım ücretini verecek. Ve inkâne sahiber râviye, eğer ki tulum sahibi ise, yani kuyudan suyu çeken tulum sahibi ise, benim tulumum vardı ya, suyu ben çekiyorum ama arkadaşın da katırını kullanıyoruz neticede. O gidiyor, suyu öyle çekiyoruz. Faalehi ecru mithil bâhri. O zaman da katırın ecrimisi verilecek. Yani bir nevi o katırı kiralamış gibi olacağız. Yani yevmiyesi ne kadar bunun? Diyelim bir gün çektiyse, ona yevmiyesini karşı tarafa verecek. Dolayısıyla aralarında bir ortaklık kurulamayacak yani. Bak ikisinin de orada katkısı var ama oradan kimin eli giderse dedik ya az önce hadiste naklettik ya. Yani kimin eli giderse mübaha o onundur. Hemen Lübap'ta çok kısa şekilde anlatmış. Lemtası haş şeriketü dedi bak şirket sahi olmaz. Niye? Line ikadiha ala ihrazil mübah ihrazil mübah üzerine efendime söyleyeyim e, akt edildiği için yani akit ne üzerine yapıldı? İhrazül mübah üzerine yapıldı ve huvel ma o da su fark etmez diğerinde de aynı tüfek alırlar giderler avlanacağız ortak olacak derler olmaz böyle bir şey olamaz yani böyle bir ortaklık olmaz evet burayı da bitirdi bu paragraf da bitti. Şimdi daha farklı bir şey anlatacak. Ve kullu şeriketin fasidetin her fasit şirket ferribhu fiha oradaki kar ala kadril mal sermayeye göredir. Ve yaptulu geçersiz olur. Şartu tefaduli. Tefadul şartı geçersiz olur. Fasit şirkete neye örnek verebiliriz? Eğer haftalarda dikkat ederseniz, şöyle, biz arkadaş ortaklık yapıyoruz. Diyorum ki ben 10 bin lira alırım garanti. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Böyle bir ortak olmaz. Fasit olur. Çünkü şöyle, o kadar para çıkacağı ne malum? Ondan sonra sen bunu nasıl garanti koşarsın yani? Dolayısıyla sıkıntılı. Böyle bozuk bir şirket yapıldı yani. Geçersiz bir şirket, fasit bir şirket yapıldı. Biz şirketlik Şirkette de şartları ortaya koymuşuz. Ne bileyim sermaye ortada, her şey ortada ama... ...fesada götürmüşüz şirketi. E ne olacak? Fesada götürüldüyse biliyorsunuz... beyfasitte Fasit'te de gördük. Yani o alışverişin fethiz, feshedilmesi nedir? Vaciptir. Çünkü milki habistir. Burada da aynı şekilde fasit bir... ...şirket akdi yapıldıysa... ...veya oraya fesat girdiyse bunun... Ortadan kaldırılması lazım. Ha, ortadan kaldırdığımızda nasıl olacak? Ortadan kaldırdığımızda diyor ki ortada bir kar varsa sermayeye göre alınacak. Şimdi inanç şirketinde biliyorsunuz sermayeler eşit olduğu halde karlar farklı olabiliyordu değil mi? Aralarındaki anlaşmaya bakarak. E, dolayısıyla biz tamam arkadaşla konuştuk. Sermayemizle kar oranımız aynı değil. İnanda ona müsaade ediliyordu. Gerekçelerini anlatmıştık hmm. önceki derslerde. Şey farklı. Yani sermaye orantılı değil. Ne olacak şimdi biz bu kar paylaşımını neye göre yapacağız? Sermayeye göre yapacağız. Ya ben yüzde kar alacaktım. Sen yüzde kırk alacaktın gibi yani. Fark etmez. Burada herkes o şirketteki sermayesi ne kadarsa o kadar kar alır. Bakın aşağıda da buna değiniyor güzel bir şekilde. Ve lem yu'dal anhu illa inde sıhhati tesmiye. Liyenler ribha tabiun lil Çünkü karneye neye tabidir? Mala tabidir. Neticede maldan doğuyor bu. Biz özüne dönüyoruz yani. Ve lem yu'dal anhu illa inde sıhhati tesmiye. Şimdi normal şartlarda mal ne kadarsa Kar da o kadardır. Normal şartlarda. Hatta vücutta kabul etmedi değil mi? Yani hani damağına göre verdi. Eşitsizliği kabul etmedi. Yarı yarıya anlaştıysalar yarı yarıya yarı dedi. Yarı, üçte birse üçte bir şeklinde dedi. E şimdi az önce vurguladığımız gibi inan şirketinde sermayeler eşit oldu da karlar farklı olabiliyor muydu? Olabiliyordu. Ama o sahih olan bir şirkette geçerli olan bir şey. Burada ne diyor? Velem ha eş şeriketu. Şirket sayı olmayınca felem tasıha et tesmiyetu. Tesmiye de sayı olmadı. Şirket fasit olunca aralarındaki o tesmiye karı farklı dağıtmalarının bir itibarı kalmadı. Nereye döndük? Özüne döndük işin. Özünde nasıldı zaten? Özünde ve neye tabiydi, neye bağlıydı kar? Mala bağlıydı, sermayeye bağlıydı. Ne kadar sermayen varsa o kadar kar alırsın. Dolayısıyla fasit şirketlerde böyle ayrıldığında karı aralarında yaptıkları anlaşmaya göre bölüşmezler de neye göre bölüşürler? Sermayeye göre bölüşürler. Herkes sermayesinin karşılığında karı alır. Ve hep türü şart tefadülü dedi o. Ve idâ mate, öldüğü zamanda da ehadu şerikeyni. İki ortaktan birisi. Taraflardan birisi ölse ev irtet de veya mürted olsa ev lahika bidaril harbi veya darul harbe iltihak etse oraya göçse gitse bataleti şirketi şirket ne olur? Batıl olur. Şirket ortadan kalkar. Bununla ilgili de aşağıda söylüyor. Bataleti şirketin hemen yanında oraya da o gözümüzün ucuna bir bakarsak iyi olur. Liyenneha menü el vekalet ediyor. Şirket neyi koltukluyordu? Vekaleti değil mi? Çünkü birbirlere adına tasarruf edecekseler bu vekalet yoluyla olur veya velayet yoluyla olur dedik. Velayet yok arada. vekalet yoluyla şirket vekaleti topluyor. Hatta mufavada şirketinde bir adım daha öne gidip kefaleti de kapsıyordu yani. En birbirinin kefili de oluyorlardı ama inan şirketinde birbirlerinin vekilleri sadece kefilleri değil. Dolayısıyla liyenneha <laughs> tetadammenu el vekalete. Vekaleti koltuklar diyor. Ve minha li tahakkuku şerike. Evet. Şirketin tahakkuku için ne olması lazım? Vekaletin bulunması lazım. Vel vekaletu taptulu bilmez. Vekalette ölümle ne oluyor? Sona eriyor. E madem bu orta kız ölmeyle vekalet sona erdiğine göre e, aramızdaki o zaman vekalet kalkınca şirkette Ortadan kalkmış oluyor. keda bir i mürtetten evet, mürtet olarak e, irtidat ederek yani e, iltihak etmesi, işte darıl harbe gitmesi, bu da aynı şekilde. Çünkü o da hükmen ne sayılıyor? Ölü sayılıyor. ida batalet el vekaletu vekalet batıl olunca bataleti şerik ediyor. de batıl olur. Evet. Yani ölünce niye şirket batıl olurun cevabı. Ölünce vekalet biter. Dağırlar ve e, lahik olunca, buradan kaçtı dağırlar ve sığınınca o adeta ölü sayılıyor değil mi? Ölü sayılınca dolayısıyla ö, ölmekle de veya hakikaten olsun, hükmen olsun ölümle vekalet sona erdiği için şirket de vekalete bağlı olduğu için şirket sona ermiş oluyor sonuç olarak. Evet son paragrafa geldik. Artık şirket bahsini de nihayete erdiriyoruz inşallah. Veleyse olmadı livahidin biri için mine iki ortaktan en yu diye eda etmesi vermesi zekate malil ahari diğerinin zekatını vermesi illa bi izni ancak onun izniyle verebilir. ya e şimdi ortakız eyvallah. E şimdi şirket çalışıyor. E şirket çalışınca doğal olarak bir kar meydana geliyor bazen öyle büyüyor ki belki yanlarında yüzlerce insan çalışıyor. Dolayısıyla bu sermaye arttıkça, kar arttıkça ne yükümlülüğü doğuyor? Ve borçlar da bittikçe bir zekat yükümlülüğü doğuyor. Diyelim arkadaşlar işe başladık. 100 bin lira, 500 bin lira ekstra para oldu. Dolayısıyla ikimizin de buradaki şirketteki payı nispetinde zekat vermesi gerekiyor. E şimdi diyelim ki kasa ben de zekat zamanı gelmiş. Zekat zamanı gelince arkadaşa sormadan tutmuşum şirketin bütün zekatını vermişim. Normalde kendi zekatımı verebilirim. Onda sıkıntı yok. Arkadaşın da zekat borcunu vermem doğru mu değil mi? Doğru değil. Yani böyle kafasına göre kalkıp ortağın zekatını veremez. Ancak onun izniyle verebilir. Vermiyorsa o onun bileceği iş. Yani e, ortağın onun zekatını verme, verdirme gibi bir yükümlülüğü yok. O devletin işi. Zekat memuru gelir, alır. Zaten İslam'da biliyorsunuz. İslam hukukunda zekat memurları var. Onlar geliyorlar. Böyle bir vermiyorum, vermiyorsa diye bir şey yok yani. Dolayısıyla vermeyenden zorla alırlar yani. Evet. Ve leyse li vahidin mine şerikeyni iki ortaktan her biri için olmadı en yüed diye eda etmesi zekate mali ile diğerinin zekatını vermesi illa bir izni. Ancak onun izniyle verebilir. Fe in ezine kullu vahidin minhuma. O ikisinden her biri izin verse li sahibihi arkadaşına yani ortağına en yüed diye zekatı, zekatını eda etmesine. Konuşuyoruz ortakla diyoruz ki ya Şimdi belli olmuyor. Bazen bir ihtiyaç sahibi geliyor. Bak, ihtiyaç sahibini bulursak zekatlarımızı verelim. Ben sana izin veriyorum. Ortak da diyor ben de sana izin veriyorum. Birbirlerine karşılıklı izin veriyorlar zekatı verme hususunda. Fe'ad kullu vahidin minhuma. Onlardan da her biri tutuyor zekatı veriyor. Şimdi mesela ne kadar zekat düşmüş şirkete? %50 ortaklığımız var bu sene 50 bin lira zekat düşmüş. Şirket sermayesine ikimizin karı sermayesi 50 bin lira zekat verilecek. E şimdi birbirimize izin verdik mi? Verdik. E tuttu arkadaş bir ihtiyaç sahibini buldu veya iki ihtiyaç sahibi tuttu 50 bin lirayı verdi. İzni var ya. Ondan sonra tuttum ben de verdim bir yerde. Başka bir yerde fakirleri gördüm. Orada dağıttım 50 bin lirayı. O da zekat verdi, ben de zekat verdim. Dolayısıyla ben hem kendi adıma hem onun adına zekatı verdim. O da hem kendisi adına hem de benim adıma zekatı verdi. Ne olacak şimdi? E şimdi şöyle bir durum var ortada. E şimdi diyelim o verdi zekat. O zekatı verdikten sonra bu zekat borcu düştü mü? Düştü. Ya e dolayısıyla ben borç olmayan bir zekatı vermiş oldum. Borç olmayan bir zekatı vermiş oldu. Nasıl olacak şimdi? Onu anlatıyor burada. Fethle kullu vahidin minhuma. İkisinden her biri eda etti. Fethani <laughs> daminun. Ebu Hanife'nin görüşü bu rahmetullahi aleyh. İkinci veren damindir. Yani ikinci veren onu ödeyecek. şimdi arkadaş 50 bin lira zekatı verdi ya o birinci verdi kurtardı. Ona bir şey yok. Çünkü zaten onun da üzerine zekat borcu vardı benim de üzerime zekat borcu vardı. O ilk verdiği için tamam o verdiğinde borca karşılık verdi. Ama o verince zekat borcu ortadan kalktı. Benim verdiğim zekat borç olmadan verilmiş oldu yani. O zaman ne olacak bunu? Damin olacak yani. Çünkü şöyle yani arkadaş bana zekatımı ver dedi. Değil mi? Birbirimize izin verdik. Ne konusunda izin verdik? Zekatlarımızı verme konusunda. E şimdi o zekatı verdi mi? Verdi. Ben zekatı verdim mi? Vermedim. Niye izin verdi arkadaşım bana ortağım? Zekat verdiye. diye. Ben verdim ama zekat olmadı. Çünkü zekat borcu yoktu verdiğimde. Dolayısıyla ikincisi yani iznin dışına çıktığı için zekatı efendimizin tazmin etmesi gerekir. Arkadaş adına verdiği zekatı ona ödemesi gerekir. Lübap'tan gözümüzün ucuyla bakalım. Li eda'i gayral me'muri bi İkinci kişi memuru bir olmadığı bir şeye eda ettiği için. Arkadaş bana izin verdi mi? Verdi. Zekatımı ver dedi mi? Dedi. E ben verdiğimde onun zekatını mı verdim? Hayır. O bana zekatımı verdiği emretti. Halbuki o verince, birinci kişi verince, ikinci emredilmeyen bir şeyi yaptı. Liyenle o memurun bir eda zekati Ben ikinci kişi neyle emredilmiştim, neye izin verilmişti bana? zekatı vermeye. Vel müedda lem yaka zekaten. Eda edilen şey, verilen şey zekat yerine geçmedi. Fesara muhalifen, o zaman ikinci kişi ne oldu? Muhalif oldu. Feyadmenu. Damin olacak. Altta sevaen demiş. Alime bi edail evveli ev lem yalem. Yani birinci kişinin zekatı verdiğini his, ister bilsin, ister bilmesin. Fark etmez. Dolayısıyla e, ikinci kişi Ebu Hanife'ye göre her halükarda bu e, vermiş olduğu parayı, zekat diye vermiş olduğu zekat yerine geçmeyen parayı birinci kişiye ne yapması lazım? Yani ortağına ödemesi lazım, tazmin etmesi lazım. Ama imamen böyle düşünmüyor. İmamen ve kala la yadmanu idalem ya'lem. Makul ama değil mi? Şimdi şöyle, bilmediği zaman tazmin etmez diyor. Ya şimdi biz birbirimize izin verdik. Arkadaş zekatı vermiş. Bilmeden tuttum ben de verdim. İmameyn diyor ki bilmeden verdiyse efendime söyleyeyim ödeme yükümlülüğü yok. Niye? Çünkü ben bu zekatı, arkadaşın zekatını niye verdim? O bana izin verdiği için verdim. İzin vermiş miydin? Vermiştin. Dolayısıyla ben de bunu yani senin verdiğini bilmediğim için yani burada benim iznimin kalkması söz konusu olamaz diyor imame. Dolayısıyla izinli vermiştir. Bilmediği için de bu izin devam etmektedir. Damin olmaz. Ama şöyle onun zekatı verdiğini biliyordur. Onu verdiğini bile bile verirse o ayrı bir şey. Niye? O zaman çünkü sen hani zekatın verildiğini biliyorsun. Bir nevi sana verilen izni iptal etmiş oluyorsun. Dolayısıyla o zaman Ebu Hanife gibi düşünüyorlar. Yani imameyn bilmeden verirse zekatını damin olmaz ama zekatı verdiğini bildiği halde verirse o zaman damin olur diyor. O da Ebu Hanife gibi e, fetva veriyorlar orada imameyn. Evet fetva kime göre? Kale fit tasih ve racca hafilesa delilel imam ve atemedehul mahbubi ve nesefi ve gayruhuma. Hep alışık olduğumuz ibare değil mi? Genelde Ebu Hanife'nin görüşüne göre veriliyor. Burada da fetva Ebu Hanife'nin görüşüne göre verilmiştir. Böylelikle şirket bahsi de sona ermiş oldu. Yani tarafların birbirinin zekatını hangi şartlarda verebilirler görüşünü açıklayıp burada nihayete erdirdi. İnşallah bundan sonraki kitap mudarebe kitabı olacak mudarabeden devam edeceğiz. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.